Soru yoruma tekrar hoş geldiniz sevgili Açık Bey'in dostları. Bugünkü konu başlığımız disleksi. Çok fazla miktarda ara ara yoğunlaşan sorular geliyor disleksi konusunda. Muhtemelen bu işte okul sınav takvimlerine bağlı olarak bir kısım ailelerimiz disleksi tanısını resmi olarak almış çocuklarıyla. Ama birçok ailemizde okuma yazma problemleri yaşadığı için muhtemelen çocuğum acaba disleksi olabilir mi korkusuyla bu konuda bir araştırmalara girişiyorlar. Evet tabii ki doğal olarak en çok beyinden ve beyinle ilgili durumlardan bahseden merkez olarak açık beyle de bu konuda bir hayli dönem dönem artan sorular geliyor. Ee, daha evvel fark ettiğimiz ile ilgili bir video çekmemişiz. Çok özet olarak disleksinin neden olduğunu yani hangi beyinsel süreçlere dayanarak gerçekleştiğini neden normal beyinlerin becerebildiği bazı şeyleri beceremediklerini ama benim için en önemlisi disleksi gerçekten bir hastalık mı yoksa özel bir zihin durumu mu ve bu zihin durumunun acaba bir avantajı olabilir mi bazılarının iddia ettiği gibi biraz buna kuş bakışı bakacağımız kısa bir e, soruyorum bölümü çekelim istedim açıkçası. Şimdi hemen disleksiya. Dis olumsuzluk eki, yok olmama, yapamama anlamına geliyor. Leksiyada da leksikon okumaktan geliyor. Bir kelimenin yazılışını okuma sorunu, okuyamama hali. Şimdi normal insanların, yani normal gelişim gösteren insanların böyle yazı okuması bize çok doğal geliyor ama aslında bakarsanız çok tuhaf bir beceri okuyabilmek. Çünkü mesela kedi diye bir kelime yazıyor ve biz bunu hemen görür görmez hiç düşünmeden, hatta çoğu zaman harflerini bile görmeden örüntüsel olarak pat kedi diye okuyoruz hatta yani bazılarımız şimendifer ya da işte refrigerator gibi kelimeleri bir görüşte hemen tanıyıp okuyabiliyorlar. Ama buraya bakarsanız yani nasıl yaptığımıza bakarsanız beyinsel olarak mesela kedi kelimesinde k, e, d, i harfleri var. Şimdi böyle söylediğinizde k, e, d, i hatta K, d, i hani e falan diye söyleniyor okulda. Öyle de bakarsanız eğer bu harflerin temsil ettikleri sesleri yan yana koyduğunuzda işte kediye benzemiyor. Dolayısıyla biz bu sesleri sembolize eden e, işaretleri yani harfleri yan yana dizdiğimizde onların nasıl bir kelimeye tekabül edeceğini karşılık geleceğini erken yaşlarda öğrenerek adeta otomatik adeta değil tamamen otomatik hiç üzerinde düşünmeden o harfleri yan yana görünce pat diye o sesleri o kelimeleri çıkarabiliyoruz. Bu ilginç bir beceri çünkü aslında komputasyonel yani işlemsel olarak biraz zor bir şey. Hele işte bizim biraz fonetik bir dilimiz var yani harflerle o harflerin oluşturduğu kelimelerin okunuşları birbirine yakın. Ee, bizde her harf belli bir sesle tanımlanıyor istisnaları olsa da. Ama mesela İngilizce'de gibi bir harfin farklı farklı kelimelerde farklı farklı şekillerde okunduğu. Mesela işte C'nin bazen K bazen S falan okunması gibi. Böyle dillerde bu örüntüyü öğrenmek aslında biraz daha çetrefilli bir iş ama hemen hemen aynı zamanlarda bu farklı dilleri konuşan insanlar eğer normal beyin gelişimi gösteriyorlarsa bu dili öğrenme sürecinde, okumayı öğrenme sürecinde bu beceriyi hızla kapıyorlar. Beyin görüntüleme çalışmalarında biz bu insanların beyinlerine yani normalde okuyan insanların bir yazılı bir metni okuyan insanların beyinlerinde ne olduğuna baktığımızda açık beyin takipçilerinin çok iyi bildiğini düşündüğüm artık duya duya öğrendiklerini düşündüğüm iki tane bölgeye geliyoruz. Bunlardan bir tanesi her ikisi de beynin sol tarafında olmak üzere sol önde bulunan broka alanı burası konuşma ile ilgili bir merkez. Yani konuşurken yaptığımız ağız dil hareketlerini yöneten bir bölüm. Çoğu insan da beynin sol tarafında. Çünkü sol baskın hemisferde hatırlayın. Arka tarafta ise Wernicke alanı dediğimiz bir bölgeyi de içeren daha havalı adıyla işte oksipitotemporal ya da parieto oksipitotemporal yani parietal oksipitol ve temporal lobların arasında yer alan bir ilişkilendirme alanı var. Burası da özellikle Wernicke alanı bizim ses olarak duyduğumuz konuşulan kelimeleri anlamamızı ve anlamlandırmamızı sağlıyor. Bir, bir nevi bir işte zekanın merkezi falan filan da diye bilinen biraz meşhur bu bir bölge. Belki hatırlarsınız Einstein'ın beyninde bir yer büyük falan ya işte o civarlar e, onun olduğu yerlerin biraz büyük olduğu düşünülüyor Einstein'ın beyninde. Ama bunun ne anlama geldiği yani zekanın sadece orada mı olup olmadığı son derece tartışmalı ki bence muhtemelen değil. Fakat bu iki bölgeye baktığımızda kabaca hepimizi ilgilendirecek şekilde aslında şunu görebiliyoruz. Erken gelişim dönemlerinde yani yaşamın ilk yıllarında beyin tabii çılgınca bir gelişim gösteriyor. Özellikle iş yaş, ilk yaşlarda acayip hızlı gelişiyor. Fakat sonra işte bu hani bizim okumayı öğrendiğimiz falan yaşlara gelmeye başladığımızda 5 6 7 8 veya daha sonrası o yaşlarda artık beynin sürekli yeni bağlantılar üretme yeteneği yerini daha uzman ve e, sabitlenmiş, sofistike özel işleri yapabilmek için özelleşmiş devrelere bırakmaya başlıyor beyindeki o kalabalık yerini. Şimdi böyle olunca ne oluyor? E, çocukken ya da bebekken her şey bizim için yepyeni, her şeyi öğrenmeye değerken bir süre sonra beynimizde o kapanan devresel yapılar sebebiyle biz bazı kalıpları öğreniyor, bunları içselleştiriyor ve onları da görür görmez tanıyabilir hale geliyoruz. Yani bir daha bu neydi, hangi harfte, hangi hecelerden oluşuyordu falan gibi işlemler yapmamıza gerek kalmıyor. Bu son haline gelen ve kapanan bağlantı bize böyle bir beceri sağlıyor. Ama bir bedeli var. İlk dönemdeki o hızlı dil öğrenme ve her türlü imkanı birbiriyle birleştirerek değişik olasılıkları ve değişik dilleri hızla öğrenebilmeyi sağlayan, o sinaptik plastisite ya da beyin bağlantısallık değişebilirliği diyelim ona o hızla azalmaya başlıyor bu kapanma döneminden sonra. Biliyorsunuz bebekken dilleri çok kolay öğreniyorken her birimiz büyüdükçe bu yabancı dil edinimi yeni bir dil öğrenme meselesi gittikçe zorlaşıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi bu hızlı öğrenen ve plastik yumuşak ağların artık sabitlenip kapanması ve kapandıktan sonra da hem o zamana kadar öğrenilen şeylerin çok hızlı kullanabilmesini sağlıyor. Bize çok ciddi bir zamansal ve işlemsel avantaj kazandırıyor. Ama hem de zihnimizin çalışma biçimini o öğrendiğimiz dilin kalıpsal yapısı içerisine adeta biraz hapsediyor. Yani siz mesela sadece benim gibi Türkçe öğrenerek büyüdüyseniz Türkçe anlamakla okumakla ilgili devreleriniz bir süre sonra hızla sabitleşiyor ve siz dilinizin kurallarıyla dünyayı algılamaya, düşüncelerinizi öyle üretmeye, size anlatılanı o şekilde anlamaya ve değerlendirmeye başlıyorsunuz. Bu da bizim aslında biraz hani ne olduğumuzu, dünyaya nasıl tepki vereceğimizi belirleyen enteresan bir altyapıyı oluşturuyor. E, ve okuyan insanlarda genellikle bakıyorsunuz bu arkadaki verniki alanı dediğimiz bölgede okunan kelimelerin anlamlandırılabilmesi için aynı iştiren kelimelerde olduğu gibi büyük bir aktivite örüntüsü oluşuyor. Yani orada gidip geliyor işte bir takım faaliyetler ve geçmişten getirdiğimiz nöral kalıplara göre o yeni okunan ya da yeni duyulan kelimenin anlaşılması sağlanabiliyor. Fakat disleksi tanısı almış kişilerin beyninde okumaya çalışırken yapılan kayıtlar bize farklı bir resim gösteriyor. Bu Wernicke ve çevresindeki alanlarda çok az faaliyet gözüküyor. Yani faaliyet düzeyi ciddi anlamda düşük. Bu da bize hemen ne düşündürüyor tabii. Bu arada tek bir vakadan değil, yüzlerce, binlerce gözlemden elde edilen ortalama bir sonuç bu. Bu da bize ne düşündürüyor? Bu beyinler okurken orada sofistike bir şekilde kapanmış ve önceden hazırlanmış anlamlandırma ya da okuma devreleri gelişmemiş. Ve bu devreler gelişmediği için de okuma konusunda bu arkadaşlarımız ciddi problem çekebiliyor. Tabii bu okulda büyük bir kabus, işte derslerde her zaman büyük bir problem. Çoğu durumda eğitilebiliyor yani çoğu durumda bu becerinin normal insanlara, normal gelişim gösteren çocuklara yaklaştırılması sağlanabiliyor. Özellikle okul başarısı açısından bu eğitimlerle ilgilenmekte fayda var. Tabii biraz rivayetler muhtelif, ekoller farklı farklı şekillerde yaklaşılıyor, yaklaşıyor ama gerçekten çocuğa zaman vererek o sesleri heceler halinde, heceleri kelimeler halinde birleştirmeyi beynin biraz daha uzun sürede öğrenebildiği bir ortamda çalışmayı unutmadan özellikle dile ve kelimelere odaklanarak bir hayli güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Ama tabii bizim bütün hayatımızdaki önlemler eğitim hayatımızla alakalı olunca ve eğitim hayatımızda daha sonra hayatımızın büyük bir kısmında hiçbir işe yaramayınca e, biz bu kadar küreyi niye çektik? Biz bu kadar çabayı niye gösterdik diye insan ileride soruyor açıkçası. Mesela disleksik bir çocuğumuz evet okulda oldukça zorlanabiliyor. Fakat çoğu zaman ki benim etrafımda özellikle tanılı, disteksi tanısı almış birçok arkadaşım var. Bunların bir kısmını siz de tanıyorsunuz ama kendilerinden izin almadığım için isimlerini vermeyeyim. Bu insanlar okulda gerçekten büyük zorluk çekiyorlar. Okumakta falan zorlanıyorlar sınavlarda. Fakat benim gördüğüm en cins kafalar bunlar. Acayip acayip fikirler yaratıyorlar. Özellikle bizim göremediğimiz yani normal gelişim gösteren, kolay okuyan insanların bakınca kolayca göremediği bağlantıları, ilişkileri ve ...örüntüleri çok güzel okuyabiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. Şimdi e, işte duymuşsunuzdur... ...Einstein disleksikti, işte Rutherford disleksikti... ...falan diye böyle... ...bilim ve sanat tarihinde... ...disleksi olan birçok insanın... ...hikayeleri böyle biraz da... ...hani hem ballandırılarak hem de... ...acık nasıl diyelim... ...böyle bir bahane gösteriyormuş gibi anlatılır ama... bunda büyük bir hakikat payı olabilir. E, bu neden böyle? E, benim bu konuyla ilgili bir hipotezim var. Kısaca size onu da aktarayım. Bu kolayca deneyle gösterebileceğimiz bir şey değil ama yaşamın erken dönemlerinde dil devreleri kapanıyor dedik ya bu dil, dil devrelerinin kapanması aslında beynin genelinde ön beyin hariç e, çünkü orası ergenlik çağlarında daha sonra gelişmeye başlayacak beynin genelinde bu uzun süre kullanılacak becerilerin artık sabitlendiği ve beynin belli bir moda, belli bir kalıba girdiği bir dönemi temsil ediyor aslında özellikle David Eagleman'ın kitaplarında ve podcastlerinde bundan çok bahsediyor. Bu arada takip etmiyorsanız David Eagleman'ın podcastini de takip etmenizi öneririm. İngilizceniz iyiyse valla gayet güzel bir podcast serisi var. Orada da söylediği gibi böyle ülkelerin sınırları gibi artık netleşmiş ve belirlenmiş böyle kolay kolay değişmeyecek bir yapıya kavuştuğu zaman beyin daha önceden öğrendiği görevleri ve örüntüleri çok güzel tanıyıp yerine getirebilirken yeni bir şeyleri öğrenmekte gittikçe görece daha fazla bir zorluk yaşamaya, daha fazla bir güçlük yaşamaya başlıyor. Eğer ki bu devre kapanması yani devrelerin olgunlaşması sürecinde genetik, çevresel herhangi bir nedenden dolayı bir gecikme ya da yavaşlık ya da zayıflık varsa. Yani bu devreler zamanında işte hepimizde olduğu gibi 6-7-8 yaşlarında kapanmıyorsa bazı beyinlerde ve bu devam ediyorsa bu disteksiye sebep oluyor dedik. Başka ne yapıyor olabilir? Normal gelişim gösteren beyinler nasıl bu kapanma nedeniyle bir kalıba giriyordu, belli bir format atılıyordu adeta o beyne. Fakat disteksik beyinlerde muhtemelen böyle bir formatlanma olmadığı için onlar duyusal sistemden gelen verileri pek normal gelişim gösteren beyinler gibi değerlendirmiyorlar. Aynen sinestezi dediğimiz o duyuların birbirine karıştığı, görüntünün tadını, müziğin kokusunu falan alabilen insanlarda gördüğümüz duruma benzer şekilde farklı bileşenler arasında bizim kuramadığımız bağlantıları kurabilme potansiyeli taşıyor olabilirler. E, bu tabii ki sofistike ve incelikli çalışmalarla sınanabilir bir şey ama ben henüz bunu bir laboratuvar çalışmasına dökecek kadar üzerinde özel çalıştığım bir konu olmadı. Ama bu hipotezimin evrimsel bir mantığa dayandığını da söylemem lazım. Çünkü biz... Evrimsel mantıkla baktığımızda şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Yani bu disleksi denen durum bir zayıflık gibi gözüküyor. Okulda hiçbir işe yaramıyor falan filan. Eğer bütün hikaye bundan ibaret olsaydı milyonlarca yıllık ve yüzbinlerce yıllık doğal seçilim süreçleri sonucunda bu tip arızaların elenmiş onların yerine çalışır bir sistemin kurulmuş olması gerekirdi. Ama Zırt pırt karşımıza çıkıyor. Devamlı olarak toplumda var olan birçok varyasyondan bir tanesi gibi gözüküyor disleksi. Biz biyologlar hemen şu soruyu sorarız. Tekrar eden bir örüntü varsa ne kadar düşük oranda olursa olsun acaba bunun biyolojik faydası nedir? Yani bunun sebebi hikmeti nedir? Bu burada niye var? Ve dönüp 100-200 bin yıl önceki atalarımızın hayatını bir hayal edecek olursak orada biliyorsunuz pek okul yok, pek okuma yok, adres tarifi yok, ezberlenecek çok fazla kelime yok. Hatta doğru dürüst belki gün içerisinde dil bile kullanılmıyor. İnsanlar birlikte avlanıyorlar, topluyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar vesaire. Ve her zaman doğanın çıkarttığı yeni arızalarla baş etmek zorundalar. Böyle ciddi bir problemleri var. Şimdi bu tabii ki problemlere bakınca elbette ki elinden iş gelen, ustalaşan, o sinaptik devreleri güzel kapanıp işleri kolayca, hızlı ve usta bir şekilde yapabilen insanların varlığına çok ihtiyacımız var ama eğer insanların biraz sıra dışı çalışan zihinlere sahip arkadaşları, türdaşları olmasa onlar diğerlerinin göremedikleri bağlantıları, yeni imkanları ve bazen çok dar durumlardan işte kurtuluş ya da çıkış noktalarını onlardan önce göremiyor olsalar bu türümüz için ciddi bir dezavantaj olabilirdi. Yani muhtemelen evrimsel açıdan bugün adına nöro çeşitlilik dediğimiz o hepimizin farklı kapasitelerde ve farklı bağlantısallıklarda olduğu gerçeğinden de hareketle disleksi diye teşhis edip bugün bir adeta hani kötü bir hastalık olarak kodladığımız şeyin aslında temelde bir zihinsel farklılık durumu olduğunu, farklı çalışan bir zihinsel sistem olduğunu sanıyorum anlayabileceğiz. Ama işte bizim işimiz bu. Kendimize göre bir tarif yapıyoruz. Ondan sonra o tarife uymayan her şeye anormal diyoruz. Tukaka diyoruz vesaire. Halbuki tabiatın karmaşık ve kaotik koşullarında yüz binlerce yıldır incelikli bir şekilde ayarlanmış ve e, işte varyasyon ve doğal seçilim yoluyla bugüne getirilmiş bu bedenlerin, bu sistemlerin sebebi hikmetine biraz daha dikkatli bakmak bugünkü durumları anlamak açısından faydalı olabilir. Özellikle disteksiyle ilgili problem yaşayan aileler, veliler ve tabii ki gençlerimiz okul döneminde dikkatli olsunlar. E, bunun bir şekilde çaresine baksınlar ama velakin bu bir zayıflık değil, hayatın bir yerlerine çok ciddi bir potansiyel katkı aracına da dönüşebilir, bir avantajı da dönüşebilir. Onun için de gözleri açık tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.